Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun aradan sonra Covid nedeniyle ara vermişti futbola. Siz sayenizde yine başladı. Siz önderlik yaptınız. Çocuklar şu anda futbol oynuyorlar. Tam bir şenlik havasında geçiyor. Neler söylemek istersiniz? En sondan gireyim. Bu kadarını beklemiyordum şenlik atmosferini. Gerçekten hayal ettiğimizin de ötesinde şu anda bir atmosfer var burada. Normalde tabii bunda uzunca bir süredir bu olaylardan uzak kalmamızın da ailelerin, çocukların bu tarz etkinlikleri inanılmaz şekilde özlemlerini görmüş oluyoruz. Yani şu ana kadar 2 saat oldu, maçlar da başladı. Gayet keyifli geçiyor maçlarımız da. 1,5 yıla yakın süreçte bu çocukların hepsi evlerine kapandı. Kilo alanlar oldu, futbolu bırakanlar oldu, zevkleri değişenler oldu. Ama hala aynı duyguyu yaşayan çocuklar şu anda bu sahada bugün itibariyle yeni bir yaz sezonu geçirecekleri bir etkinlik yaşayacaklar. Hafta sonları olarak cumartesi, pazar burada akşam üzerleri, gece maçları da dahil 10.30'a kadar bu etkinliğin keyfini çıkaracaklar çocuklarımız. Şimdi biz buna organizasyonumuzu hazırlarken yaklaşık 2 ay önce ilk startı verdik. Belli bir ivme yakaladık, sürat kazandık. Takımlarımızla diyaloglarımız, işte belli takımlar katıldı, destekleyen firmalarımız oldu. Şimdi süreç ilerlerken kendisini büyüttü işin açıkçası ve bunun bir anısı olsun istedim. Bir de araştırmasını da yaptığımda gerçekten turnuvalar var. 2 günlük, 3 günlük her yerde yapılıyor bunlar ama lig kıvamında bildiğimiz federasyonların organize ettiği liglerimiz var sadece. Tabii pandemi kuralları gereği şu anda imkan yok bu işleri yapmaya. Biz özel imkanlarımızla artık bunları gerekli izinlerimizi alarak aktif hale getirmek istedik. Ve Türkiye çapında ilk uzun vadeli bir lig olduğu için şu anda bunun bir adını koymak istedik. Bir anlamı olsun. Rahmetli Selim Berber büyüğümün de buna bir ismini koymak istedim. Bizimle beraber adını yaşatmak istedim. Çünkü futbola çok emekleri oldu Denizli futboluna. Hem aile dostumuz hem de bundan ziyade gerçekten dediğim gibi Denizli futbolunda etkili takımların bal liglerinde oynamış eski süper amatör takımı ve Kızılcabalık Spor keza buralarda görev aldı uzun yıllar. Bizim yaptığımız işi seven birisiydi. Allah'tan rahmet diliyorum tekrar kendisine. Onun da ismini yaşatarak ortalama 6-7 hafta süresince çocuklarımızla keyifli bir süreç yaşamak istiyoruz. Hocam yaş grupları bir de kaç takım katılmıştı? Şu anda 2009 ligi var. 4 tane ligimiz var. 2009 ligi, 2010 ligi, 2011, 2012 ligi. 4'ü de kendi arasında ayrıldı. Her yaş kategorisi kendi liginde mücadele ediyor. 10 tane takım var Denizli'den. Kartal Gücü Futbol Kulübü, Şemikler Spor, işte Çamlık Futbol Kulübü, Telekom Spor, Altın Yıldız Futbol Kulübü, Yeşil Çınar Spor Kulübü, Kaptan Spor. Şu anda aklıma gelmeyen takımımız varsa Tekkeköy Spor Kulübü. Bu takımlarımız mevcut şu anda. 10 kulübümüz var. Tabii 10 kulübümüzün de çeşitli kategorileri var. Ortalama 26 grubumuz var yani totalde. Maçlarımızı da genelde bugün açılışımız biraz erken başladı ama maçlarımızı pazar günleri 18'den sonra 10.30'a kadar oynatacağız ve gece ışıklandırmaların altında bir tık daha değişik bir atmosferde katmak istedik. Çocuklara gece maçı özelliğine. Cumartesi günleri 19.30'da başlayacak, yine 10.30'da bitecek. Yani olmuşken bu çocuklar sonuna kadar bu işten keyfini yaşasın, eğlencesini sonuna kadar çıkarsınlar istiyoruz. Bir de çim sahada olması ayrıca bir özellik değil mi hocam? Tabii, çim sahada yapıyoruz. Tabii sahamızın durumu şu an ortada, el verdiği kadar imkanlarımız düzenlemeye çalışıyoruz. Gerekli atmosferle hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık açısından çim saha zaten en önemli etken ama malum şu anda Denizli'de tesis sıkıntımız birinci öncelik, birinci planda. Burası Bereketli Spor Kulübü bu tesislerini bize açtı, yardımcı oldu. Başkan Ömer Sarıkaya teşekkür ediyorum bu konuda. Sonuçta elimize sahalarımız var, suyun için vesaire bunlar var ama tam normal, merkeze yakın bir merkeze, herkesin geleceği, ışıkların altında, çim zeminde çocuklara bu olayı daha farklı yaşatacağımızı düşündüm burada. Bu amaçla şu anda bu bölgede müsabakalarımızı başlattık. Evet hocam, özlemişiz değil mi? Şu ilgi, alaka, veliler, öğrenciler, yani şu herkes anda, burada. Şu anda baktığım zaman gerçekten tüm bölgelere bakarsak herhalde bir sadece stadyum ismi eksik. Futbol sahası olarak geçer buralar. Evet. Yani bir çok yoğun kalabalık katılım oldu. Bu da ailelerin, herkesin bu olayı, çocukların heyecanını özlediğini ortaya koyuyor. Değil mi? Centilmence çok güzel. Hiç tartışma olmadan geçen maçlar.
yani nazar değmesin diyorum, şu ana kadar gerçekten böyle gidiyor. Yani gerçekten hani sadece alkış var. Hatta bunların biz antrenör arkadaşlarıma, hocalarıma duyurularını yaptık. Çünkü en başta dediğimiz gibi uzun süreden sonra bir ortama buluşuyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Birbirini kırarak değil. Gol atan takımda, gol yiyen takımda birbirini alkışlamasını, tüm hocalarımızla yaptığımız istişarelerde böyle yapmamız gerektiğini söyledik. Herkes velileriyle, velilerimizle, çocuklarımızla bu durumu paylaşarak, kaynaşarak empoze etmeye çalışıyoruz ve güzel de bir sinerji yakalandı. Sonuna kadar böyle gitmesini temenni ediyorum. Spor temenni bu var değil mi hocam ama? Spor, spor birleştiricidir sonuçta. Yani mutlaka fair play ruhuyla gerçekleştirmemiz gerekiyor. İlerleyen haftalarda farklı maçlar içerisinde önümüzdeki hafta belki devreye sokabiliriz. Bu hafta açılış günü bir yoğunluk etabı olduğu için bunu yürürlüğe sokmadık. Tüm takımlarımıza bildirdik. Maçların son 10 dakikasında karşılıklı iki takımdan birer oyuncuyu kura çekme sonunda yer değiştireceğiz. Bunun temelinde yatan faktörler var. Dediğimiz gibi fair play anlayışı, farklı arkadaşlıklarla nasıl mücadele edilebildiği, karşı takımın duygusunu anlamak, mağlupken belki galip takıma geçecek ya da galipken mağlup takıma geçecek. En azından kaynaşma ortamını daha da genişletmek istiyoruz çocuklar. Ya hocam, sürprizi bozmayacak olursak var mı böyle farklı düşünceleriniz ilerisi için bu ligde? Şunu da hani artı olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii bu olayı yaptık, çocuklarımız keyfini, her şeyini sürsün, barış içinde sürmesini istediğimiz bir olay fair play içerisinde. Ama aynı anda bu bir yarışmacı bir olay. Tabii. Rekabet ortamı burası. Sporun ruhu da var değil mi hocam? Burada olan tüm çocukların hepsinin bir hayalleri, hedefleri var. En iyi futbolcu olmak amaçları. Şimdi bu doğrultuda bunlar, bu sporcularımız bizim kan buralara getirdik, evet geldiler. Fakat bu arkadaşlarımı görebilecek antrenörlerimiz de lazım. Evet, Denizli spor adamlarımız sağ olsunlar bugün çok katını gösterdiler. Her zaman yanımızdalar zaten. Yani bizim kendi imkanlarımızla yapabildiklerimiz bugün olduğu gibi açılışta. Açılışa Fenerbahçe 17 takımı antrenörü Serkan Görgeç hocam geldi. Belli aralıklarla birkaç haftaya bir yapabilirsek her hafta büyük kulüplerimizin squat ekiplerini buraya getirip bu çocuklarımız hem oyunlarını oynarken bunları gözlemletmek istiyoruz. Belki bir tane bu takımdan yetenek çıkar. Buradan bir tane. Belki 5 tane çıkar. Yani çıksın. Yeter ki Denizli futbolumuzdan birer, yani 1, 2, 3, 4, 5 lans edelim. Fırlatalım bir yerlere. Değil mi? Yukarıya çıkaralım. Denizli'nin gururu olsun. Amacımız bu. Sadece amacımız bu. Önümüzdeki haftada Galatasaray squat şefi var. Antrenör Metin İlgen hocam. Onları ağırlamayı düşünüyoruz. Daha sonra Bursa Spor'dan gelecek hocalarımız var. Altınordu'dan gelecekler var. Yani bunlar da zaten ülkemizin şu anda bu işe, altyapılara en büyük ağırlık veren kulüpleri. İnşallah çocuklarımıza kendilerini gösterme fırsatı bulacaklardır. Teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyoruz. Var mı başka eklemek istediğiniz? Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık Ömer Bey. Tüm takımlarımıza, ailelerimize, katılanlara, tüm paydaşlara hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum.